Şimdi Maide 67 Ehl-i Sünnet kaynaklarında ve Edebiyat kaynaklarında tebliğ ayeti olarak ifade ediliyor. Tebliğ ayeti. Yani ben işte tebliğime karşılık ifadesi geçtiği için tebliğ ayeti demişler buna. Maide 3'ü de dini tamamlama anlamında ikmal ayeti demişler. Tebliğ ayeti Maide 67, ikmal ayeti de Maide 3'tür. Şimdi Maide 67 ile alakalı bakın siz de bahsettiniz. Celaleddin Suyudi'nin Ed-Dürrül Mensur eserinde, İbni Ebi Hatim'in Tefsirul Kur'an-ı Azim eserinde ve meşhur tefsirci Vahidi'nin Esbab-ı Nüzul eserinde bunlar geçiyor. Aynı zamanda Alusi'nin Ruhi'l Meanisinde geçiyor. Alusi de tefsir iliminde çok önemli bir isim Ehl-i Sünnet camiasında. Onun Maide 67. ayetin nazil olmasıyla alakalı, sebebi nüzülüyle alakalı anlattığı, rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Onu dilerseniz kendi eserinden okuyalım. Bakın ne diyor Alusi? İbni Abbas'ı şöyle dediği rivayet edilmektedir. Bu ayet, yani Maide 67, Ali Keremallah Vecih hakkında nazil oldu. Yüce Allah Hazreti Peygamber'e onun yani Ali'nin velayetini insanlara ilan etmesini emrettiğinde Resulullah insanların kendisine amcasının oğlunu başımıza geçirdi deyip kendisini kınamalarından oldukça korktu. Bunun üzerine Allah bu ayeti indirdi. O da Gadir Hum'da Ali'nin velayetini ikame etti. Onun elini tutup kaldırarak şöyle buyurdu. Ben kimin velisi idarecisi isem işte bu Ali de onların velisi idarecisidir. Yani zaten yoruma açık değil bu. Velisi idarecisi. İkisi beraber geçiyor. Allah'ım onu veli kabul edip dost olana dost ol, ona düşmanlık yapana da düşman ol. Allah Resulü burada beddua ediyor. Yani sevene sahip çıkarken sahip çıkmayana da beddua ediyor. Düşmana düşman olana da düşman ol diyor. Bu Alusi'nin bakın eseri tam okuyayım. Ebu'l Fazıl Şihabüddin Es-Seyyid Mahmud el-Alusi Ruhul Meani fit Tefsir-i Kur'an-ı Azim ve Sebil Mesani Beyrut baskısında. Bakın İmam-ı Gazali'nin bu noktada görüşü de çok önemli. İmam-ı Gazali'nin eseri de Sırrul Alemeyn ve Keşf-i Mafid Dareyn sayfa 16-18'de geçiyor. Fakat hilafet hususunda delil bütün açıklığı ile ortaya çıktı ve konu aydınlandı. Cumhur, Müslümanların tamamına yakın çoğunluğu Gadir Hum hutbesindeki hadisin metninde şeksiz şüphesiz tam icma ve ittifak ettiler. İslam tarihinin en büyük icması Gadir Hum'dur. Ayet, peygamberin ilanı ve bütün sahabe. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir icma olmadı İslam tarihinde. Bu kadar büyük bir icma başka bir dönemde olmadı. Tam icma ve ittifak ettiler. Orada Resulullah şöyle buyuruyor. Ben kimin idarecisi isem Ali de onun idarecisi ve velisidir. Yani burada bazı kişilerin iddia ettiği gibi televizyon kanallarında Ehl-i Beyt efendim sevmek işte onları zaten seveceğiz, sahabeyi de seveceğiz. Onların siyasi bir yönü yoktur ifadesini İmam Gazali bu yalan diyor. Bu bir yalandır diyor. Ben kimin idarecisi isem Ali de onun idarecisi ve velisidir diyerek Ehl-i Beyt'e siyasi bir misyon verildiği de burada açık ve net olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla icmaya ve icma ile sabit naslara aykırı olarak teviller üretmek batıldır. Bir konu hakkında ayet ve hadis varsa o konu hakkında tevil yapılmaz, başka bir icma da yapılamaz. Kıyas da yapılamaz. Eğer onun hilafetini, yani Hazreti Ebu Bekir'in hilafetini kurtarmak için icma hasıl olmuştu derseniz, şüphesiz bu da doğru değildir. Çünkü onun hilafetinde icma yoktur. Nasıl olsun ki diyor İmam Gazali. Hazreti Abbas ve evlatları, Hazreti Ali ve zevcesi, Hazreti Fatıma ve evlatlarının hiçbirisi biat halkasında bulunmadılar. Dahası Sakife'de bulunanların bile birçoğu muhalefet ederek oradan ayrıldılar. Yani Hazreti Ali'nin hilafeti konusunda tam icma var. Hazreti Ebu Bekir hilafeti konusunda ise orada bulunanların bile icması yok diyor. Yani bunu Sırrul Alemin ve Keşf-i Mafid Dareyn eserinde ifade ediyor. Bir de Maide 3 ile alakalı da bir cümle söyleyip bitireyim. Maide 3'ün de İmam-ı Ali'nin hilafeti ile alakalı olduğunu efendim bakın ikmal ayetiydi bu. İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde ve birçok yerinde yani cilt 1 sayfa 241 262 900 950 sayfa 340 yani
birçok şey var burada, sayfalar defalarca ilan edilmiş. Taberi, Celaleddin Suyuti, İmam Fahri Razi'nin tefsiri, İmam Gazali'nin İhyası, İbni Ebil Hadid'in Nehçül Belagası, Menakibi Harezmi gibi yüzlerce Ehl-i Sünnet kaynağında Maide 3'ün ikmal ayetinde Hazreti Ali'nin velayetiyle beraber, hilafetinin ilanıyla beraber dinin tamamlandığını ilan ediyor bu Ehl-i Sünnet kaynakları. Bunu da ifade edelim diyorum.